Merhaba dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Oksijen Atin Kulad'ın belki de en kritik bölümündeyiz. Sinirler gergin, yemek sınırlı ve bayağı bir aslında böyle poh ettim gibi bir şey oyunu. Ama umarım toparlarız. Şimdi stresi görüyorsunuz, Osman coştu. Osman biraz coştu abi. Şimdi Osman'ın bu kadar coşmasının sebebi ne aslında bilemiyorum. Ha bir dakika. Aa bak gelmiş, hemen yatmış buraya. Çakal seni. Bu Osman'la özel, bak patlak kulak zarları diyor. Bu şerefsizler demin şu altlara indiler kıyafetsiz. Bunu nasıl yaptıklarını anlamıyorum ya. Cidden. Yani hiçbir çıkışı yok. Şuranın dışında hiçbir çıkışı yok. Ama bir şekilde dışarıya çıkmayı başarıyorlar arkadaşlar. Şimdi masaj masası bunun biraz gazını alacak. Onun mesleğini de düşürdüm çünkü. Mesleği de biraz aşağıya düşünce umarım toparlayacaktır. Ulan hatchlerime ne olmuş benim? Kaç tane hatchim kalmış? Bir tane mi hatchim? Aa burada iki tane var. Hepsi yumurtlamış abi. Ama yumurtlama cihazını da kaldırdık ya buradan şimdi. O yüzden de böyle bir şeylik var. Ama bakın nasıl soğuyor, görüyor musunuz? Kıpkırmızıydı burası gençler. Şimdi sarıyla turuncu arası bile değil yani. Sarıya doğru gidiyor hızlıca. Çünkü şurada istediğim olay artık oldu. Yani şurası 13 dereceleri 12 dereceleri falan buluyor artık. Ve gördüğünüz gibi çıkışlarımız buz gibi oldu. Buz gibi hava. Dolayısıyla beze yayılıyor arkadaşlar. Bu oksijen yayıldıkça da artık sıcaklık alan bölgeler yavaş yavaş soğukluğa doğru böyle hafif hafif gitmekte. Birkaç değişiklik var. Şimdi buradaki mantar odasını büyütmek zorunda kaldım. Çünkü gördüğünüz gibi arkadaşlar mantarımız bitik. Şuranın sıcaklığından dolayı ve şuranın sıcaklığından dolayı. Dolayısıyla bunların hepsinin toplamıyla. Bir dakika, şimdi şuranın ayarını yapmamıştım. Onu bir yapmam gerekiyor gençler. Bir onu yapmam gerekiyor. 30 derece üstündeyse aktive et. Çalış baba sen. Şimdi gençler, rahatsızlık şu. Mantarı koyduğumuz yerdeki hava çok çabuk ısınıyor ve ısındığı zaman da 35 dereceye geçince mantar orada artık ömrünü devam ettirememeye başlıyor. Bu yüzden ne yaptık? Böyle bir oda yaptım. Şimdi buradan gaz pompayla karbondioksiti alıyorum. Buradan veriyorum. Ama arada şu termoregülatör var. Termoregülatör nedir ya? Termoregülatör işte. Asitli gaz mı? Aa beyaz görünüyor asitli gaz. Burada beyaz görünüyor. Neyse. Buradan alıyor. İstenmeyeni dışarı atıyoruz. Karbondioksit diye tekrar içeriye daha soğuk olarak pompalıyorum. Buranın ısısını biraz düşürüp burayı ferahlatıp burada da mantar yetiştirmek adına. Şimdi mantarı base'de yapmanın ve otomatik beslemenin bir dezavantajı oldu. Şöyle balçığı alıyoruz abi. Balçığı buradan geçirdiğimiz için ve buralarda balçıklar böyle açıkta kaldıkları için kirli oksijen salgılamaya başlıyorlar ve gördüğünüz gibi atmosfer bu mantarların karbondioksit havasını bozuyor. Böyle olduğu için de kırdım şuradakileri. Daha şu an az önce kırdım. Buraları da şeye çevireceğim. Buraları da yıkıp arkadaşlar tekrar yemek yani mantar şeyine çevireceğim. Ve onun yanında depoyu buraya koyacağım. Ya yani buraya bir yere koyacağım daha doğrusu. Şu an karar vermedim ama bir mekanize kilit yapabiliriz. Şuralara bir yere. Buradan mantar alıp buradan elle beslesinler istiyorum. Çünkü böylesi çok daha iyi olacak. Buranın havasını dağıttık bir şekilde. Hem sıcaklığı koruyup hem havayı korumak için oraya da şöyle bir şey yaptım. Şurada bezinin altındaki karbondioksiti artık temizlemiyoruz arkadaşlar. Bu cihazı iptal ettik. Hatta yıkalım bunu gitsin. Bunun yanına bir termoregülatör koyduk. Regülatör diyorum ya. Allah Allah. Burada bir kömür jeneratörümüz var. Bu kömür jeneratörü direkt olarak bunları besliyor ve o karbondioksit çıkarıyor. O çıkardığı karbondioksiti de yukarıya gönderiyorum. Böylelikle
devamlı bir karbondioksit akışı, soğuk karbondioksit akışı sağlamış oluyorum. Çünkü artık mantarı gerçekten bir yerlerde besleyemiyoruz ve mantarı besleyemediğimiz için şunları iptal edelim. Şunu da iptal edelim dostum. Evet, şurayı tamamen şey yapabilirim artık. Tarla karosuna çevirip buralarda mantar ekebilirim. Çünkü bu oto besleme işi bizi biraz kastı arkadaşlar. Maalesef bizi biraz kastılar abi. Şu an mantar dışında bir şeye gidemiyorum arkadaşlar. O yani yemek olayı biraz sıkıntılı. Yani nasıl söylemek gerekir? Şöyle gösterebilirim sanırım. Şimdi burada yetiştirebileceğimiz ama yetiştirmek istemediğimiz yemek ağacı var. Yemek ağacının toprak ihtiyacı var. Kötü. Çünkü haritada toprak bitti. Muhtemelen çok az bir toprak var sağda solda. Onun dışında tüy çiçeği var. Ama su istiyor. Belki tüy çiçeği yetiştirmeye geçebiliriz gençler. Çünkü ızgara dut sudan başka bir şey istemiyor diye biliyorum. Tarım arazisi ve su istiyor. Sadece aydınlık bir ortam sağlarsanız ona o yetişecektir. Tüy çiçeği olabilir ama onun da kalitesi artı bir de. Mantarla aynıymış. Bu 2000, bu 2800. Yani çok iyi ışıklandırılmış bir alan yapıp belki de ızgara duta dönmek lazım. Çünkü şu an balçıkla uğraşmak yerine acaba temiz yiyecek olarak suyumuz bol arkadaşlar. Suyumuz bol. Artık şu yukarıdan da su çekmeye başlayacağız. Dolayısıyla buraya bakın, ben boruyu hallettim bile abi. Bu vatandaş buradan yukarıya basıyor. Buradan yukarı bastığı suyu da buradan yalıtımlı olarak beyze götürebilirim. İşe yarıyor mu diye sorarsanız işe yarıyor arkadaşlar. Ben buraya oksijen çektim. Yani bu gaz borusunu tamamlayıp aşağıya oksijen çektim. Eksi 20 derecelerde falan geldi beyze. Gayet sıcaklığını, şey soğukluğunu koruyarak beyze kadar ulaşmayı başardı. Hatta şöyle gösterebilirim. Yani şu odayı yeşil hale getiren oradan gelen havadır. O yüzden su da etkili şekilde gelecek. Şimdi madem su gelecekse buraya bir hipodronik tarla kurup, yani aslında iki kat hipodronik tarla alanı kurup acaba lambayla aydınlatarak bir şey mi yapsak diye düşünüyorum. Mantar yerine ızgara dut mu yapsak? Çünkü bakın 10 kişiyiz. Bu 10 kişinin her biri günde 2000 kalori yese 20.000 kalori günde yapar. Şu an 3 günlük yemeğim var abi. 3 döngülük yemeğim var. Yani o yüzden yemek durumu biraz sıkıntıya sardı gibi bir şey. Biraz çok konuşuyorum şu an. Farkındayım ama özellikle anlatmak istediğim bazı konular vardı sizlere. Onları paylaşmak istedim. Şimdi biraz karbondioksit pompalasak çok iyi olur abi. Kömür. 18 ton kömür var. Sen niye çalışmıyorsun abi? Onun dışında gençler birkaç yenilik gelmiş. Şimdi ilk fark ettiğim şu oldu. Bakın hidrojen boruların üstünde. Yani borular arkada kalmış. Artık gazlar bazı objelerin, yani boru gibi objelerin önünde görünüyor. Bu ilk gözüme çarpan oldu. Yani şurada falan fark etmişsiniz. Kablolar falan arkasında görünüyor dumanların. Öyle bir güncelleme gelmiş. Bir de acil öncelik diye bir şey gelmiş. Yenilik gelmiş. Şimdilik benim gördüğüm bir güncelleme var. Şöyle ki mesela ben buraya mantar ekeceğim değil mi abi? Karanlık şapkası. Ekme emri verdim. Şimdi buna basarsam eğer bunu yapmadan o acil durum sönmüyor. Şununla bakın aynı şey değil. Kırmızı alarmı ayarla diyor ya. Hani bu kırmızı alarmla aynı şey değil arkadaşlar. O tek bir obje için, tek bir görev için ayrıca yapılmış. Yani buna basıyorsun, acile basıyorsun ve bu işi tamamlayana kadar onu öncelik durumuna alıyorlar. Bu tamamlandığında acil durum kendisi kapanıyor. Ya bunu sen elle kontrol ediyorsun. Diğeri tek görev için yapılmış bir şey. Bu arada Osman'ı tedavi etmeyi başardım. Yatakta tedavi oldu. O kırmızı bar böyle yavaş 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 doldu ve arkadaş taburcu oldu. Şimdi buralarda falan hiçbir şeyim kalmadı. Hidrojenden üretim yapamıyorum çünkü buhar jeneratörü gerçekten arkadaşlar bizim hayatımızı kurtardı.
Biraz ısısı düşmüş buranın. Neden bilmiyorum. Buranın niye ısısı düşüyor abi? Bir dakika. Plakalar mı soğudu? 600 derece, 560 derece. Aa, plakalar soğumuş gençler. Şuraya bir plaka daha atmam lazım benim. Şuraya, tam şuraya ki biraz daha sıcaklığı arttırmam gerekiyor. İyi fark ettim vallahi. Neredesin lan? Şuradasın. Tamam. Biz bunu neyden yapmıştık? Demirden yapmışız. Kopyalayalım. Şuraya yapalım bir tane. Yani işte mağma içerisine yapabilsek çok güzel olur aslında ama onu da yapamıyoruz. Sonra mağma soğumaya başlıyor. Bak burada mesela volkanik kaya düşürmüşüm veya düşürmemişim. Önceden kalmış. Mağmayı sıcak tutmak çok büyük başarı gençler. O yüzden bir miktar sıkıntı olabiliyor. Şu tamiratlarımızı yapalım. Buranın bak şu yüksek vat kablo yani sıçtı sıçacak ama buraya ulaşamıyor muyuz? Nedir? Buharı kaçırırsam kötü olur. Şuradan gelemiyor muyum yani? Şimdi bu durumda bir de şey düş burada da aksilik yaşarsak çok kötü olur ya. Ya şu kadar darlığın içinde bir de buhar jeneratöründe aksilik yaşarsam çok kötü olur. Ama yaşamakta üzereyim yani şu an. Altın amalgamı bekliyor diyor. Ve şeyin sonuna gelmiş artık. Limitlerinin sonuna gelmiş arkadaşlar. Benim buraya bir şekilde ulaşmam lazım ama şuraya ulaşamıyorum. Buraya cihazın kendisinden dolayı ulaşamıyorum. Doktor derdime bir çare. Hadi bakalım. Burası 25 kilo, burası 10 kilo. Eğer kırarsam şurayı, yani şurayı kırayım geçeyim diyeceğim ama burayı kırarsam bütün basınç dengesi bozulacaktır. Basınç dengesi bozulursa elektrikte mutlaka sıkıntı yaşarız. Çünkü çok fazla elektrikli şeyim var ve benim bütün sistemim artık elektrikleniyor. Bak burası soğumaya başlamış. Gördüm ben. Mantar çıkmaya başlamış. Tamamen şöyle bir sistem. Kapalı devre. Soğutma sistemi arkadaşlar. Sarı ve yeşile doğru gidiyor. Buraya bir tane de termosensör koydum ki buranın soğukluğu eğer 30 dereceye gelirse 30 derecenin üstüne çıkarsa çalış. Ama altına düşerse 29 derecelere falan gelirse burası demek ki burası 20-15 derece falan olacak. O zaman bu şeyi durduracak. Yani şunu durduracak ve buradan da bir elektrik tasarrufu sağlayabileceğim. Buradaki odanın haline, buradaki oda kafasına göre. Yani buraya karbondioksit doldurmadan bizim şey kendine gelmeyecek abi. Ve burada şöyle bir sıkıntı var gençler. Bak yerde balçık falan var burada. Şurayı süpürebiliyor muyum ya? Şurayı bir Allah aşkına şunu da bir al da. Kirli oksijen görmeyeyim artık şurada ya. Sırf onun için zaten iptal ettim bu şey işini. Oto taşıma işini iptal ettim yani. Şurayı uzatıp şuradan bir kapı açacağım. Yine o mekanize bir kapı olacak arkadaşlar. Yani şuradaki sistemi bir kıracağız. Şu merdiveni ileri falan alacağız. Burada bir mekanize kapı sistemi yapıp klorun içine rahatça girip çıkmak istiyorum. Çünkü buradan balçık alana kadar zehirlenmezler yani. Bizimkiler ölmez. Onu biliyorum. O yüzden buradan geçecekler. Buradan balçıklarını alacaklar. Ve geri gelecekler ki şu anda bunlarda da balçık kalmamış. Biraz balçık avına da çıksak iyi olur. Bayağı şurayı falan yedik arkadaşlar. O yüzden aslında ilerlemek önemli. İlerleyip biraz uzaya açılıp oradan materyal toplamam lazım. Çünkü gerçekten haritadaki materyaller artık bana beni kurtarmayacak raddeye gelmeye başladı. Şimdi buraya bir sıcaklık geçiş plakası yapıyorsun. Buraya bir merdiven yapıyorsun. Ve şurayı kıracağım abi. Başka hiçbir çarem yok gerçekten gençler. Burayı kıracağım. Tamam mı? 5. Buradan buraya geçemeyeceğim muhtemelen. Bunu da tamir etmek için nasıl yapacağız bilmiyorum.
Buradaki ne tamiri bekliyor bu arada? Burada kırılan ne? Ha, iletken kablo. Ulan iletken kablo, ömrümü yedim lan. Buradaki de kırılıyor. Gençler şuraya bir el atalım acil be. Hoba. Şimdi kırmak zorundaydım. Yapacak gerçekten hiçbir şeyim yok. Hatta şuraları da kırmak zorundayım galiba. Çabuk oğlum. Şurada baya bir demir var. 350 kilo demir var. Abi çabuk. Enerji gitti. Çabuk abi. Abi çabuk. Abi çabuk. Gözünüzü seveyim. Hadi. Bak şimdi urgent yapabilirim işte. Acil durum abi. Emergency. Emergency. Mayday. 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 Çabuk. Çabuk. Şu an pilleri görüyorsun değil mi? Ne kadar hızlı boşalıyor. Bütün base'in ihtiyacını sadece buhar türbini karşılıyor çünkü. Başka ne ne kömür jeneratörü kaldı ne başka bir şey. Abi urgent, çabuk. Çabuk abi. Çabuk abi. Çabuk. Oğlum acele edin lan, birileri gelsin ne olur lan. Ya güldü oynadı gittiler bunlar. Oğlum gitsenize şuraya. Ya Osman ben seni öldüreceğim galiba ya. Yani var ya. Seni böyle petrol alanına falan göndereceğim. Seni orada öldüreceğim abi. Başka bir şeyin kalmadı senin yani. Çabuk. Enerji durdu çabuk. Çabuk. Yap abi kabloyu yap. Şunları tamir et. Oğlum çok sıçtık lan. Süpersin sen. Süper süper süper. Şunu da yap gidelim hadi. Hadi şunu da yap. Şuraya bir duvar çektik mi işimiz tamamdır. Süper. Şahane. Şahane. Şimdi basınç olayını tekrar elemem lazım. Bak burayı kır. Buraları kır. Buraları böyle bırakma. Böyle ve böyle yapacağım gençler. Daha sonra kapılarda arıza olursa ulaşabilmek için. Şuraya koyduğumda galiba zaten basıncı kurtarmış oluyorum. Abi hadi da gelsin. Hayda. Oğlum ne yapacağım ben bu? Ne yapacağım ben bu işle ya? Ben bu işle ne yapsam abi? Buraya trafo da yerleştiremiyorum. Sıkıntı o. Ağır kablo çeksem şuraya kadar. Bu sefer buralar patlayacak. Ya bir miktar böyle idare edeceğim gençler. Yapacak bir şey yok. Biraz panik atak. Bu işi götüreceğiz yani. Buralar zaten açık kalacak. O yüzden önemli değil. Sen de önemli değilsin. Sadece şunu yapın hadi. Ya bırak şimdi hadi. Ulan strese soktunuz beni ya. İmansızlar. Başlarım stresinize. Çabuk yap şuraları. Yap 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 yap. Yap 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 yap. Of, laf anlatamıyorum ki. 11 13. Oh, Allah'tan dolmaya başladı yani. Başlamadı. Fake attı gitti. Bak kapıların arkasında şöyle bir şey yapmışlar. Görebiliyorsanız ya, desen yapmışlar arkadaşlar. Fark ettiniz değil mi? Kapıların arkası boş görünüyordu eskiden. Şimdi böyle bir ray gibi bir şey yapmışlar onlara. Güzel olmuş. Boş çok saçma oluyordu çünkü. Oğlum şunu kapatsanıza. Vallahi sinir oldum size. Sıcaklık geçişi yükseldi mi tekrar? Yükseldi. Kablo gene patladı. Dur çözeceğiz dur. Dur. Dur çözeceğiz. Dışarıya bile koyamıyorum trafoyu ki o kadar sıcak her taraf.
Bir dakika. Dur, buldum galiba. Şuradan bağlayıp, yani şuraya trafo atıp buradan bağlayıp şuradan ayırmam gerekiyor gençler. Aynen öyle. Aynen öyle abi. Çünkü şu bağlantıyı kopardığımda işim bitiyor benim. Süper ya. Tamam gel. Şurayı yapın abi, çözdüm işi. Çözdüm, çözdüm, çözdüm. Şimdi burası kaç derece? 188 derece. 188 derece. Bununla 125 oluyordu, değil mi? Aa, çözememişim. Çözememişim abi. Biraz daha soğuk. 110 derece, 112 derece. Daha kuvvetli bir element lazım bana ama işte henüz o kadar ilerleyemediğim için o elementi de yerleştiremiyorum abi. Sen ne yapıyordun? Sen kum yapıyorsun, değil mi? Yapma kum. Bırak kumu şimdi. Kum yapma abi. Ya metal. Tungsten nasıl bir şey? Bakalım. Kapat bunu. Kristal için metaldir. Güç sistemleri inşa etmek için. Erime noktası güçünü. Sertlik 200. Aşırı hızlı. Bunda da 50. Çok sıkıntılı ya. Katılar. Başka ne var abi? Onu bulalım. En azından bulalım ve onunla yapalım. Çelik. Çelikten yaparsak oluyor. Artı 200. Ama çelikten de inşa edemiyoruz galiba. Dur bakayım lan. Yapabiliyor muyum? Oğlum çelikten de yapamıyorum işte. Cevher gerekiyor bana. Cevher türü bir şey. Çelikten de bunu yapamıyorum. Büyük güç trafosu yapabiliyorum. Altın, bakır. Altın bassam yüksek ısı iletken ısıya tepkili diyorum. Olmaz. Devam edelim. Siz şu jeneratörü çalıştırın, ben halledeceğim sizin işinizi. Hadi kardeşim. Hadi canım benim. Tamam, süper. 10 kilo, 13 kilo. 10 kilo, 16 kilo, 17 kilo. Tamam, dolar bu. Şimdi çalışmaya başlıyoruz. Hemen hemen. Hiç hiç. Hiç. Mola vermeden. Bunları ne doldurdu bu arada? Bir dakika. What? Lan adamsın hidrojen be. Hidrojenler doldurdu arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Bizi kurtaran bunlar oldu yani. Güzel abi, ben sıkıntıya düşmüyorsam bir tane daha buhar türbini yapayım buraya. Zaten enerji yedekli var orada şu anda. Tabi yemek için çözersem 50.000 kalori kaldı, Allah kahretsin. 50.000 kalori kaldı. Hala mantarlarım doğru düzgün yetişmiyor. Şimdi bir dakika. Burada başka bir gaz olmadığına göre senin de bir olayın kalmadı, değil mi? Aynen öyle. Ve sen de kırılıyorsun kardeşim. Tamam mı? Tamam kardeşim, siz de kırılıyorsunuz. Kır 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 kır. Kır. Bu cevherleri ben yolda bulmuyorum. Hadi bakayım. Kır parçala baba. Oğlum burası kilitliydi. Kim açtı burayı? Ha? Kilitli orayı. Çıkmak yok oradan. Sakın ha. Ha, ben açtım yani şurayı yapmak için, pardon. Özür dilerim kardeşim. Şunu kırıyoruz. Patlatın bunu da baba. Bunu da patlat. Bunu da. Buradaki her şeyi patlatın. Şimdi boyuna buraya şey pompalayacağız. Karbondioksit pompalayacağız abi. Tamam. Soğuk karbondioksit. Mis. Zaten 30 derece şu anda. İşte bunun çalışması lazım. Bu da bak bok yani çalışmıyor ya. Babacım, siz buna ulaşamıyorsunuz galiba lan. Oğlum söylesenize ya. Yapın şurayı da, verin şunun kömürünü. Şimdi gençler, buraları da doldurmak gerekiyor galiba. Şuna yakıt yiyeyim. Tamam mı?
Şuna yıkayım. Ben burayı da kapatayım. Buranın güçlü olayını nasıl yapıyorduk? 125 dereceydi normalde. Yoksa 75 derece miydi? Hatırlayamadım bak. Aşırı ısınma sıcaklığını. Güç trafosu. Aşırı ısınma sıcaklığı 75 derece. Tamam, yazıyor. Aşırı ısınmaya başlar. Bu 50 daha katıyor. Abi yapacağız. Biraz yukarıya yapacağız ama yapacağız bunu. Başka çaresi yok bu işin. Buralar kaç derece abi? 113, 115. Bak 76, 89. Yukarı yapıp kablo getireceğim buraya. Çok fazla mecburum çünkü bunu yapmaya. Kabloyu da şuradan vereceğim. Şuradan direkt vermem lazım. Hatta şuradan direkt veririm. Hiç burayla uğraşmam. Ben o kabloyu hazırlayayım. Tamam mı? Gençler bakın, şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Ve şunu yanından bir tane daha çıkacağız. Ta ki şu absalitin içine kadar. Sanırım şurada yapsam beni kurtarır. Buraya kaz diyeceğim. Hatta şunu da kaz diyeyim. Şunu da kaz. Hop, zaten buraları kazacaklar. Buraya bir tane trafo diyeceğim. Onun da küçük çıkışı bu tarafta olacak. Değil mi? Aynen. Bunun yüksek wattını buradan bağlayacağız. Düşük wattını buradan bağlayacağız. Dolayısıyla bu buradan ayrılıp tekrar kapılara girecek. Sonra şurayı kırmam gerekiyor. Dayan dayan, az kaldı. Dayan. Az kaldı, dayan azıcık. Sıcaklık ne alemde? 1153 derece. Güzel. Güzel. Bakın yavaştan soğutuyor. Öyle de bir şey var. Hani absoliti de yavaştan soğutuyoruz gençler. Çok soğuttuğumuzda işte şu absolit gibi oluyor. 600 derece geliyor. 600'ünde 250'si falan buraya ulaşıyor. O çok sıkıntı. Yani buhar odasını biraz aşağıya mı yapsaydık? Anlayamadım. Şimdi şuradaki inşaat bizim için önemli. Yoksa burası sekteye uğrar. Onun dışında tamam, bunu beslediniz artık, bu üfleyecek. Güzel. Şu an yine mantar üretimi sıfıra düştü. Yok abi, bu şekilde zor ya. Bu şekilde zor. Burayı komple benim... Gerçi şu an 20 gram var ya. Şu an içerideki hava çok az. Dolayısıyla karbonu bastığında burası karbondioksit dolacaktır. İster istemez dolacak. İster istemez dolacak abi. Şimdi o durum öyle. Gençler. Onun dışında Osman düşmeye başlamış. Muhsin Kağan'da biraz stres var. Onu da atlatırız. Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar, şurayı bir yapalım ya. Hadi kardeşim. 9'la yapabiliriz. Güzel olur. Hoş şeyler bunlar. Neymiş lan? Bir tane daha mı arıza? Kıyafetin içinde bile haşlanıyorlar bu 300 derecede. Benim şurayı da kapatmam gerekiyor. Çünkü şu kapının bir olayı kalmıyor öyle olursa. Çabuk çabuk çabuk. Şurayı yıkabilir miyim daha sonra? Ha, şuradan yıkarım, hiçbir şey olmaz. Şuradan koparırım abi. Zaten buranın 3625 görünmesinin sebebi de bu galiba. Her şeyi birbirine bağlıyoruz ya, ondan oluyor. Adamlar yani trafoyu kullanacaksın diyor abi. Trafoyu kullanacaksın. Yapacak bir şey yok. Hadi hadi hadi. Hadi demir hadi. Demire yüklenin biraz. Hadi biraz demire yüklenin. Bu bizim 800 kilo taşıyan çocuklar ne oldu ya? O genç çocuklar. Ha? Taşımıyorsunuz abi. Buralar ne oldu?
Arada klor da atıyoruz. İlginç. Peki. 36 derece, 38 derece, 39,8 derece. Bunu aslında 25 yapalım. Çünkü ortam sıcaklığıyla bitkinin kendi iç sıcaklığı fark ediyor arkadaşlar. Ona dikkat edin. Yani bakın burası mesela şu an 35 derece. Tamam mı? Karbondioksit, yani şuradaki karbondioksit karesi 35 derece. Ama bitkinin iç sıcaklığı kaç derece biliyor musun? Ulan göstersene. 35,9 derece fark ediyor yani. O yüzden bunu biraz 25, 28 olsun hadi. O ayara getirmek gerekiyor ki düzen tutsun. Ya acil karbon pompalamam lazım. Baba anlamıyorsun beni. Şuraya bir tane daha mı koysam şundan? Ne yapsam? Koyun abi koyun, bir tane daha koyun. Koyun anasını satayım. İkisi birden karbondioksit üretsin. Gerçi kömürüm de sıçık durumda ama bakayım. 16,5 ton kömürüm kalmış. Yapacağız bunları. Yapacak bir şey yok. Evet, burası 9. Bunu yapıyorsunuz. Aşağıda ne yaptınız? Evet, sıkıştırma tamamlanmış. Kablonun çok azı tamamlanmış. Şu kabloyu bitirin be. Voltaj sen yapma bari. Uyuma burada. Hemen de uykusu geliyor bunların ya. Ha, şimdi acıktın git yemek ye. Zaten yemek de yok. Oh be vallahi güzel. Burada gazlar burayı dolduruyor tekrar. Güzel. En son durmuştu biliyorsunuz, su bitmişti burada. Artık devam ediyor soğutmaya. 34 derece mi alıyoruz suyu? 39 derece, 34 derece. Şöyle bakayım. Evet, 34 derece alıyoruz suyu yaklaşık. Ve 2 depo suyum var. Şu an için su durumum güzel. Ama tabii ki. Bu durum nasıl? Eksi 13. Eksi 13 ile yaymaya devam ediyor. Güzel aslında ya. Yani şu bakımdan güzel. Şu alanın soğuk olması tabii ki buranın ısınmasını da engelliyor arkadaşlar. Yani mantarlar içeride rahat etsin diye burayı da soğuk tutmamız gerekiyor. Soğuk tutamazsak ve mantar üretmeyi başaramazsak sanırım sonumuz o kadar da uzak değil. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki bölüm görüşürüz kardeşlerim. Bir dahaki bölüm şu klor işini bir halledelim. Yani şuradan balçık alma işini bir halledelim. Balçık buraya kadar gelebilir depolama olarak. Hattımız da var çünkü. Buralardan balçık toplayıp depolara atmak istiyorum. Depolardan elle taşımak istiyorum. Mekanize bir hava kilidi olayıyla tabii ki. Şu an en bol bulunan şeyimiz enerji arkadaşlar. Elektrik. Elektrikte hiçbir sıkıntı yok. Sonsuz elektriği bulmuş durumdayız. Şimdi o yüzden işlerimizi daha çok elektriksel olarak çözmeye çalışacağız. Mekanik olarak değil de elektriksel güçle. Çünkü görüyorsunuz buradaki hilebazlık gibi. Yani odayı soğutmam gerekiyor aslında. Bu odanın tabii ki başka soğutma yöntemleri de vardır ama ben de şimdi elektrik bol olduğu için gaz pompası çalıştırıyorum, regülatör çalıştırıyorum, filtre buraya bir düzenek yapabiliyorum yani. Devamlı çalışan bir düzenek yapabiliyorum ve pillerim gerçekten hiç azalmıyor arkadaşlar. Hiç. Sıfır yani. Hep dolular. O hidrojen çalışsa da çalışmasa da. O yüzden herhangi bir durum yok. Buradaki hidrojen çoğu zaman kullanılmıyor bile. Bu kadar. Bu bölümlük. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki bölüm görüşeceğiz. Hoşçakalın. Bay bay.